<laughs> Peki. E, madem öyle şimdi basın toplantıları gelecek ama şu maçın pozisyonlarına ilişkin hemen kısaca bir iki pozisyon üzerinden bakalım. Ee, Şergen ne demiş sevgili Şergen? Hüseyin. Şimdi geliyor. Bir göreceğiz onu ne demiş. Hani ve neden demiş. E, onun altını doldururuz. Bir daha istemiyoruz bu. Tamam, öyle bir şey bakalım cip, o detaylarına bakmak lazım. Abi. Saygın Hoca. Ya esas bayağı bir varyansını var. Benim düşüncem bu geceki maç hakemlik oku, üzerinden okumaması gerek Sergen Hoca'nın. Esas maç elinden kayıp gitti. Esas Sergen Hoca yani kendi bir özelleştiri eleştiri yapması gerekir. O kadar övdük burada değil mi? Sezon Tabii. özellikle Başakşehir maçından beri çıkışta olan bir takım hep övdük Sergen Hoca'yı. Yani hepimiz hakkını verdik. Ama bugün sırf hakem üzerinden bunu okumamak gerekir. Hafta içi kupa maçı oynamış Yorgun Beşiktaş'ın geriye aslanlığına orada hem oyuncu değişikleriyle beraber oyun değişikliğine de gitmesi gerekirdi. Daha öz yapıp bu elinden kayıp giden maçı kendini sorgulaması gerekir. Hakeme değil. Peki biraz daha konuşuruz tekrar. Ee, kalan maçları üzerinden de konuşmak lazım. Önce şu pozisyonlara bakalım. Basın toplantılarda da gelmek üzere. Hem Sergin Hoca ne diyor Halil Umut Meler için? Erol Bulut ne söylüyor? Fenerbahçe'li taraftarların da yani baya bir serzenişi var Erol Hoca'dan yana. Şimdi e, maçın hemen ilk bölümünde 10. dakikada Abubakar Serdar Aziz pozisyonu var. Şimdi bizim haber merkezinde Galatasaraylı arkadaşlar da var. O işte Muhammed o zaman neden gördü? Aynı hoca değil mi? Tarzı yaklaşımlar oldu bu pozisyondan sonra. Ee, tabii benzer ya da benzer olduğunu düşündüğü pozisyonlar olunca futbol severlerin hemen o hoca, aynı hoca neden yok gibi şeyler oluyor ama Erman Hoca tabii farklı bir yorum getirdi orada. Siz ne dersiniz bu Serdar Abubakar pozisyonu? Abubakar'ın Hani şöyle diyeyim ben. Ee, şöyle bir pozisyon bu. Şöyle bir pozisyon aşağı yukarı değil ya. mi hocam? Yani şey mi? Kırmızı mı olur diyorlar? Yok. Ya ka kart, burada kart yoktu çünkü benim. Kart göstermedi. Gol verdi kart göstermedi. Evet. Demek ki şiddetini yeterli görmedi. Kartlık görmedi. ve dirsek gibi değil. Kolunu direkt uzatıyor. Yani dirsek olsaydı belki evet. kartlıktı bana göre. Tabii ki hocamın yorumları da... Ya var. hocam? Ya, e, yani bence sarı kartlık doğru. Yani e, bir de Mustafa Muhammed'in pozisyonu da bununla alakası yok. İkisi evet. ayrı pozisyon. Hiç pozisyonu. yok canım. Hiç orada topa topu almış. Topa sahipken gidiyor. Hiç Top yok. yerde bir kere orada. Burada havada ikisi farklı bir kere. Aksiyon. Bu maçta bir de Beşiktaş ile yine Birinde böyle bir pozisyon var. Birine arkadan geliyor. Diğerinde paralelden gelen Ankara güçlü oyuncu. İkisi ayrı pozisyon. Sence Gürcan? Sarı kart doğru. Yok. Yani sarı da göstermediyse niye göstermedi demem. Bana öyle çok yararlı gelmedi yani. Ama sarı sonra... kart doğru olur dedi Reha Hoca. Sarı kart yok göstermedi. ama göstermedi. Yani yok. Yani e, Hocam nedir bu işin özeti? Abi sana bunu yukarıda da söyledim. Ya şimdi hani bizim dün hoca diyordu ya kitap bu kitap var ya meşhur kitap. Ahmet hocam abi, haftaya getirecek yani, kitabı. İşte ikisi de sandığı vurur adamlar. Şimdi defans da olsa fark etmez. Şimdi Hı. adam geliyor ben gelirken bir kolumla falan onu bir müdahale ederim. Şu ayrı. Şu ama müdahale ederim abi yani şunu yaparım ve buralar filan gelirse bunların kartı artı olmaz ya. Aslında for bile tartışılır. Şu bölge şeydi. Mi? Mi? Ha şunu yaparsak şunu şunu yaparsam at. Şunu yaptım at. Ama ya şöyle yaptım filan. Ya bu yani şimdi Burada Serdar abi sanki rakibinin kolluyor yatıyor. diyor Fenerbahçeli futbolcular. Burada Abu top gelmeden rakibini kolluyor. Abi kolluyor. Faul işte. Ya kolluyor doğru. Faul ama. Kolluyor. Ya doğru ko kollayacak tabii kardeşim yani. ya. Tabii evet. Da kollayacak öyle. Yani adam şunu yapmış geçmesin diye önüne. Böyle mi oynayacaksın abi evet. futbolu ya lütfen Aynı ya. ya evet, yani bir şeyi öyle abartıyoruz ki bu kitap olayı enteresan bir olay. Ben şimdi bir şey söyleyeyim. Serdar Aziz değil mi? Evet. Baştan kaç saat evvel ısınmaya çıktılar? Bir 45 dakika önce. 45 falan. dakika. 45 dakika Serdar Aziz bu sahada ısındı. 20. dakikada krampon değiştirmeye çıktı. Evet. Nasıl bir iş abi bana söyler misiniz? Ne anlatıyorsunuz ya? Fener'in şey, stoper de? Lan 35-40 dakika idman yaptın. Sahnenin her yerine bastın. Sen Yani açıkçası rakibi oyunu ortak etmek için her şeyi yaptı. Doğrusunu söylemek gerekirse biz bu hakemi maçlarımızda görmek istemiyoruz dedi Sergen yani Federasyonda yetkili olsam ilk başa veririm. Sergen mi tayin edecek hakemleri? Sergen bir kendine baksın. Bugün Beşiktaş takımını o kadar pozisyona girerken Beşiktaş takımı hakem engelledi mi? Kaçırılan gollerde, o kadar pozisyonda, o pozisyonların girilmesinde hakemin faktörü hiç mi yok? Oyunu oynatması. Bugün hakemin oyunu oynatması Beşiktaş'ın lehineydi. Çünkü Beşiktaş daha kombine oynuyordu. Daha akan oyunu oynuyordu. Hakem de oynatmaya çalıştı. Ha, oynatmaya çalışırken kaçırdıklar. Oldu mu? Oldu. Ama diğer hakemler gibi Rosto gibi kesmedi maçı. Sergen bugün hakemden önce kendine bakmalı. Çok net. Bugün bu maçı kaçırdıysa Sergen avucunun içinden kaçırdı. Üst, üst üste fauller var hocam Onların çalmadığı bir tane Serdar Aziz'in Sarı kart gördüğü pozisyon var Oynatsa oyunu kontraya kalacak Beşiktaş Gole gidecek kesti orada kart gösterdi Oyunu oynatıp sonra da bırakabilirdi Yani orada zaten bütün kulübe hocam, Yıkıldı sahip Benim bir tek yerde hakeme konuşurum Abu Bakar o şeyin yanından Attı Geçiyor artık Fenerli oyuncu iki defa tuttu çekti Sonra top taç'a çıktı Touch artık verdi, orada hocam. orada sarı kart ve foul var. Çünkü Abubakar attı. Abu Tren gibi geçiyor. Yani artık geçecek. Rakip futbolcu iki defa, üç defa tuttu. Önüne geçti Abu Bakar. Orada hem kart kullanacaksın hem sarı kullanacaksın. Faul bile vermedi hocam. Taç evet, attırdı orada. Bence hakemin bir tane bence yaptığı en büyük Onun haricinde iki tarafa da kullandı ama. İki tarafa da bazı pozisyonları oynattı. Bugün oynattı bizim hakemlerin aksine. Onu Oynatmanın da bazı riskleri evet. var. var. Dolayısıyla o yüzden. Peki Erol Hoca da dedi ki Rıza Hoca ilk yarıda Beşiktaş'ı iyi, ikinci yarıda bizi iyiydik. Galibiyet için geldik. Çok da pozisyon bulduk. Program başında söyledim. ilk 20 dakikanın haricinde 20 ile 80'e kadar bir kere Beşiktaş oyunu domine etti. Burada maç koprabilirdi. Yani o gol pozisyonlarını değerlendirirse maç kopmuştu. Beşiktaş'ın lehine Maç da bitmişti çok net. ya Son bölümde oyuncu değişikleri, geriye aslanması, Beşiktaş'ın yorulması, Sergen Hoca'nın e, oyunu tutamaması, hamlelerin geç gelmesi. tabi oradaki istek arzu da var. Az önce de söyledim. Ender Fenerbahçe takımının giren oyuncuların fark da getirdi oyuna. E, Skoru yakaladı. O bölümü söylemesi gerekir. Yani en büyük sıkıntı Erol Hoca'nın daha real davranması gerekir. Kendi öz yapması gerekir. Teknik adamların açıklamaları üzerinden değerlendirmeler yaptık. Pozisyonları konuştuk. Bu arada Feyyaz Hocam o sizin istediğiniz pozisyon da geldi. Evet. Ona bir bakalım. Şimdi o pozisyonda maçın 50. dakikalarıydı yanılmıyorsam. Doğru. Beşiktaş yarı sahasında değerli izleyenler Fenerbahçe oyun alanda baskı yapıyor. Serdar Aziz, Abu Bakara Beşiktaş yarı sahasının ortasında bir faul yaptı. Orada oyunu durdurdu ve sarı kart gördü değil mi? Gördü, sarı kart gösterdi. Feyyaz Hocam da diyor ki Erman abi e, burada diğer taraftan gelen e, kendi yarı sahasından çıkan ve önünde açık kulvarı olan bir oyuncu vardı. Neden kesti oyunu? O anda öyle değerlendirdi. Kesmese iyi olurdu. Avantaja bırakması hocam, diğer lazım. Yani. Bir oynatır mısın Hüseyin onu? Gerçi yanında bir Fenerli varmış ama oraya bak, hareket bir yanda iki tane, orta sahada iki tane Beşiktaşlı boş kalıyor. Doğrusu bırakmasınmış avantaja sanki. Buradası değil, yani atağın başlangıcını görsek daha net bir fikrimiz oluşacak. Yandırdım. Bak hocam bak Beşiktaşlara bak nasıl boş kalıyorlar bak. Bir, verdi solda... bak önde Gezalla şey bir anda boş kalıyor hocam. Burada kesin oynatması lazım. Oynatması gerekiyor. Lerin'le Gezel boş kalıyor. Arkadan Enskal'a toplan geliyor hocam. Yalnız şey... E, hoca haklısın. Beklemesi lazım pozisyonu. Ama top Lerin'e gelmeden çaldı. Ama beklemesi lazım. Beklemesi lazım hocam. Bakar mısın çok... Herhalde pozisyonun sertliğinden mi çaldı? İlk yarıda da bir pozisyonda oldu. Ben niye Daha avantaja bırakmadı de hocam çıkarttı. dedi. Sert evet. olduğu için. Hem çaldı dedi. hem sarıyı çıkarttı cebinden aynı anda. Beklemesi lazım Burada Beşiktaş'ın bir avantajını es geçmiş. Haklı. Feyyaz Hocam haklı. Değil mi o Erman abi? Haklı. Peki